yıllık hareket ve eksen eğikliğinin bir diğer sonucu olarak güneş ışınlarının dik geldiği yerler yıl içerisinde değişir. Bu durum dört önemli tarih olan Ekinoks ve Solstice tarihlerinin oluşmasında etkilidir. Solstice tarihleri, Solstice arkadaşlar gün dönümü demek. En uzun gündüz yaşanıyor. Bu tarihten sonra gün süresi kısalıyor. 21 Haziran ve 21 Aralık. Ekinoks tarihleri ise 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Birinci durum 21 Haziran durumu 21 Haziran tarihinde güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi. Yengeç dönencesinin enlem değeri 23 derece 27 dakika kuzey enlemidir. Ee, öğle vakti dik açılarla gelir. Öğle vakti yengeç dönencesine ışık dik açıyla geldiği için gölge boyu burada sıfır olur. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede ise kış mevsimi başlar. Bu nedenle kuzey yarım kürede gölge boyu yıl içerisindeki en kısa konuma gelir. Çünkü ışığı en büyük açıyla alıyor. Bu tarihte e, Türkiye ışığı alabileceği en büyük açılarla alır ve gölge boyu da yine Türkiye'de kuzey yarım kürede olduğu için en kısa konumdadır. Bu tarihte aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. Bu nedenle de kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. 21 Haziran Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüzün yaşandığı tarihtir ve bu tarihten sonra 21 Haziran'dan sonra gündüz süresi kısalmaya başlar. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, 21 Aralık'a kadar sürekli gündüz süresi kısalır. Şimdi baktığımız zaman en uzun gündüzü yaşadık Haziran'da ve Haziran'dan sonra gündüz süresi kısalmaya başladı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık boyunca kısaldı. 21 Aralık'ta en kısa hale geldi. Aralık'tan sonra gündüz süresi tekrar uzamaya başlar. Bu tarihte kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Dolayısıyla en kuzeydeki noktalarda gündüz süresi en uzun konumdadır. Türkiye'de en kuzeyde bulunan nokta Sinop'tur. Dolayısıyla en uzun gündüzü Sinop yaşar. Aynı boylamdaki noktalardan kuzeyde olanla da güneş daha erken doğar ve daha geç batar. Yani aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğup batmaz. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de bu durum yaşar. 21 Haziran tarihinde aynı boylamda bulunan noktalardan kuzeyde olan da güneş erken doğar ve geç batar. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlar. Ancak biraz önce söylemiştik ancak 23 Eylül'e kadar hala gündüz geceden daha uzundur. 23 Eylül'den sonra gece gündüzden daha uzun olmaya başlar. Yine bir örnek sorumuz var. Yukarıdaki Türkiye haritasında bazı merkezler verilmiştir. 21 Haziran'da bu merkezlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır deniyor. Birinci merkez güneş ışınlarının en büyük açıyla alır. Birinci merkez en güneydeki merkez. Yengeç dönencesine en yakın olan merkez olduğu için doğru bir ifade. Beşinci merkezin gündüz süresi en uzundur. 21 Haziran olduğu için kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar. Dolayısıyla 5. merkez en uzun gündüzü yaşar. En kuzeyde olduğu için bu da doğru bir ifade. 2 ve dördüncü merkezler cisimlerin gölge boyları birbirine eşittir. Öğle vakti 2 ve 4 yaklaşık aynı enlemde olduğu için gölge boyları birbirine eşittir. 5. merkezde gece gündüz süre farkı en fazladır. Kutuplara yakın olduğu için gerçekten de en fazladır. Gece gündüz süre farkı kutuplara doğru artar. 3. merkezin gece süresi en uzundur. Böyle bir ifade doğru değil arkadaşlar. Cevap E seçeneğidir. Gece süresi en uzun olan 21 Haziran'da bir numaralı yer yani en güneydeki yerdir. Cevap E seçeneğidir. Bir başka soru. Dünyanın güneşe karşı şekildeki konuma geldiği bir günde X noktası için aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi yanlış olur denmiş. Baktığımız zaman ekvator burada dünyayı kuzey ve güney yarım kilo olarak iki eşit parçaya bölen çember. Dolayısıyla ekvatorun kuzeyindeki parçada gündüz süresi en büyük ve aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçmiş. Yani bu tarih 21 Haziran tarihidir. 21 Haziran tarihinde e, X noktası güney yarımkürede olduğu için 21 Haziran'da kışı yaşar ve en uzun gecedir. Doğru bir ifade. Güneş ışınlarını alabileceği en dar açıyla alır. Doğru bir ifade. Yine Haziran'dayız çünkü. Bir cismin gölge boyu en uzun olur. Doğru ışığı en iyi açıyla alıyor. Haziranda çünkü güney yarım küre kış mevsimini yaşıyor. Gece gündüz süresinin eşit yaşar demiş. Gece gündüz süresinin eşit yaşanması çok mümkün değil. Güney yarım kürede kaldığı için ve kış olduğu için gece süresi daha uzundur. O yüzden cevap D seçeneğidir. Kış mevsiminin yaşanmaya başlandığı tarihtir. Bu da doğru bir ifade. O yüzden cevap D seçeneğidir. Bir başka örnek soru. Aşağıdaki tabloda üç kentin 21 Haziran'daki gece ve gündüz uzunlukları saat olarak verilmiş. Tablodaki bilgilerden kentlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz denmiş. 21 Haziran tarihinde gündüz süresi 12'den fazla olan bu iki yer kesinlikle kuzey yarım kürededir. KYK yazıyorum ben kısaca. 12'den az olduğu için gündüz süresi ikinci merkez kesinlikle güney yarım kürededir. KYK yazıyorum. Bakıyorum şimdi ekvatora en yakın olan birinci merkezdir. Bunun nedeni gece gündüz süre farkının en az olduğu yer yani 12 saate en yakın olduğu merkezdir. Doğru bir ifadedir. İkinci kent diğerlerine göre daha güneydedir. Doğru bir ifadedir. Güney yarım kürede zaten gündüz süresi kısa. Yıl içinde gündüz süresi en az birinci kentte değişir. Ekvatora yakın olan yerlerde gece gündüz süre farkı çok fazla değişmez. Doğru bir ifade yine. Birinci kentte yaz yaşanırken ikinci kentte kış yaşanır. Doğru bir ifade. Birinci kent kuzey yarım küredeyken ikinci kent güney yarım kürede. Yıl boyunca ifadesi tehlikeli bir ifadedir arkadaşlar. Üçüncü kentte gündüz süresi daha uzundur. Yıl boyunca üçüncü kentte gündüz süresi uzun olmaz. Sadece 21 Haziran yani yaz döneminin yaşandığı aylarda gündüz süresi en uzun olur. Ancak kışın gündüz süresi kısa hale geçer. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Başka bir örnek. Dünya yıllık hareketini eğik eksende yaptığı için gece gündüz süreleri her enlemde farklı değerler gösterir. Yukarıda verilen 5 yörenin hangisinde 21 Haziran tarihinde gece süresi diğerlerinden uzundur diye sorulmuş. 21 Haziran'da gündüzün en uzun olduğu yer 2 numaralı yerdir. Burada gündüz uzundur. Güneye doğru gidildikçe ise gece daha uzun olur. En güneydeki merkez 1 olduğu için gece süresinin en uzun olduğu merkez A seçeneğinde verilmiştir. Bir numaralı merkezdir. Türkiye haritasına bakıldığı zaman yine 21 Haziran tarihinden bahsediyoruz. 21 Haziran tarihinde kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresinin uzadığını söyledik. En kuzeyde bulunan Sinop'un en uzun gündüzü yaşadığını, en güneyde bulunan Hatay ve Antakya'nın en kısa gündüzü yaşadığını yani en uzun gecenin yaşandığını söyledik. 21 Haziran tarihinde aynı boylamda bulunan noktalarda mesela Samsun'la Osmaniye'yi alalım. Aynı boylamda olsun Samsun ve Osmaniye. 21 Haziran'da Samsun'da güneş erken doğar ve geç batar ki gündüz uzun olabilsin. Osmaniye'de ise ancak 21 Aralık tarihinde gündüz erken başlar yani güneş erken doğar ve geç batar. E, bunu da böyle özetleyebiliriz harita üzerinde. Müzik